Üslü sayılar taramamızın birinci sorusu ne demiş? Kaç tanesinin değeri negatiftir diyor. Şimdi tabanı pozitifse gençler, tabanı pozitifse hiç pozitif negatif diye düşünmenize gerek yok. Pozitiftir çünkü. Eksi 6'nın eksi 4. kuvveti. Şimdi burada burası pozitif bir ifade. Önüne eksi geldiği için negatif olur. Negatiftir. Tabanı pozitif olduğu için bu pozitiftir. 3 üzeri eksi 4 tabanı pozitif olduğu için pozitif. Gördüğünüz gibi parantezin dışında bir eksimiz var. Bu da negatif olur. Şurası pozitiftir. Yani eksi geldiği için negatiftir. Burası da negatifin çift kuvveti olduğu için pozitiftir. Negatifin tek kuvveti negatiftir. Burada da tabanımız pozitif. O yüzden pozitiftir. Bu negatiftir. Parantez içinde olmadığı için. Normalde şöyle olsa bu pozitif bir ifade olurdu ama böyle olduğu için bu ifade negatiftir. Kaç tanesi negatiftir demişti? 1, 2, 3, 4 tanesi negatiftir diyoruz. Burada basit bir bölme işlemimiz var. 25 ve 5'lerin bir akrabalığı var. 25 üzeri 7'yi nasıl yazabiliriz? 5'in karesinin 7. kuvveti yani 5'in 14. kuvveti olur. Burası da tabanları aynı. Üstleri toplarız. 5 üzeri 18 olur. 5 üzeri 14'ü 5 üzeri 18'e bölüyoruz. Bu da ne oluyor? 5 üzeri eksi 4 cevabımız oluyor. Üçüncü sorumuzda hiçbir kurala ihtiyacımız yok. Anam babam usulü sayıların değerlerini bulacağız ve çarpıp toplayacağız. 4 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 16'dır. Artı 27 çarpı bu nedir? 1 bölü 9'dur. Eksi 1. Burası ne yapar? Sadeleştirdiğimiz zaman 2 yapar. Burası sadeleştirdiğimiz zaman 3 yapar. 2 artı 3 eksi 1. Toplamımız ne yaptı? 4 cevabını verdi bize. Yani Bursa tarafında bir şık. Şimdi A ve B sayıları hakkında şu bilgiler verilmiş arkadaşlar. A sayısı 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinden değeri 3 basamaklı olan en küçük doğal sayıymış. Yani 2'nin en küçük doğal sayı hangi kuvveti 3 basamaklıdır? 2'nin 7. kuvveti 128 yapar. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinden değeri 3 basamaklı olan en büyük doğal sayı demiş arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 3 129 bizim 3 basamaklı en büyük sayımızdır. Diyor ki A ve B sayıları arasındaki fark kaçtır diye soruyor. 729'dan 128'i çıkartıyoruz. Cevabımız ne oluyor? 601 oluyor. 6. sorumuzda aşağıdaki hangisiyle çarpılırsa sonuç bakın 2 üzeri eksi 64'ün 2 üzeri kaçla çarparsam 2 üzeri 64 yapar diye soruyor. Buraya ne gelmesi lazım? Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 128 gelmesi lazım. Şimdi şıklarıma baktığım zaman hiçbirisi 128. Hani 2 üzeri 128 değil. Ama şuna baktığımızda arkadaşlar. Yani 16 üzeri 32. 2 üzeri 4'ün 32. kuvveti olacağı için bu 2 üzeri 128'e eşittir. Yani cevabımız Adana olacak. Pozitif bir tam sayı dediği için arkadaşlar işlemlerimizi yapıyoruz. 2 üzeri eksi 9 yapar. Bu bir tam sayı değildir. Buraya bakıyoruz. 5 üzeri 10'u neye böleceğim? 5 üzeri eksi 10'a böleceğim. Bu da böldüğümüz zaman üstleri çıkarttığımız zaman 5 üzeri 20 yapacaktır. 5 üzeri 20 de bir tam sayıdır ve pozitiftir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Diğerleri bu negatiftir. Bu da tam sayı değildir. Pozitiftir ama tam sayı değildir Bursa şıkkı. O yüzden cevabımız Ceyhan. Hangisi diğerlerinin daha büyüktür diyor. Bir kenar uzunluğu 4 üzeri 6 olan karenin alanı demiş. 4 üzeri 6 ile 4 üzeri 6'yı çarparız. Bu da 4 üzeri 12 yapar. Şimdi kişi başına düşen ceviz sayısı demiş. 8 üzeri 4'ü ne yapacağız? 32'ye böleceğiz. Yani 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 5'e böleceğiz. Bu da 2 üzeri 7 yapacak.
Dikdörtgenin alanı demiş. Bu da 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 10'un çarpımıdır. Yani 2 üzeri 18'dir. Çevre uzunluğu buysa arkadaşlar ne yaparım? 8 üzeri 7'yi 4'e bölerim. Yani 2 üzeri 21'i 2 üzeri 2'ye bölerim. Bu da 2 üzeri 19 yapar. Bu bizim bir kenarımızdır. Şimdi alanı buluyorum. 2 üzeri 19 çarpı 2 üzeri 19'dan bu da 2 üzeri 38 yapar. Şimdi 4 üzeri 12 demek 2 üzeri 24 demektir. Bu 2 üzeri 7 zaten. Bu da 2 üzeri 18. Bariz bir şekilde Denizli şıkkı büyük olduğu sayı olarak arkadaşlar. 9. sorumuzda 27 sayısının en az kaçıncı tam sayı kuvveti 81 sayısının 5. kuvvetinden büyüktür diyor. Şimdi 81 sayısının 5. kuvvetini bulalım. Bu 2 şey 3 üzeri 4'ün 5. kuvvetidir. Bu da 3 üzeri 20'dir. 3 üzeri 20'dir. 27 sayısının x kuvveti dediğimiz zaman 3 üzeri 3x 20 sayısından yani üs olarak 20 sayısından büyük olabilmesi için x yerine ne yazmam lazım? 7 yazmam lazım. Şimdi %75'i demek 3 bölü 4'ü demektir. 3 bölü 4'ü kullanılan bir deponun 1 bölü 4'ü kalıyor demektir. Yani biz kalan suyu bulabilmek için 16 üzeri 4'ün 1 bölü 4'ünü bulacağız. Yani 4'e böleceğiz demektir. 16 üzeri 4 dediğimiz ifade 2'nin 16. kuvvetidir. 4'e bölüyorum. Yani 2 üzeri 2'ye bölüyorum. Bu da 2 üzeri 14 yapıyor. Diyor ki 2 üzeri 14'ün de yarısını alıyorum. Bu da ne yapar? 2 üzeri 13 cevabımızı verir. Depoda kalan su miktarı. Kapasitesi 128 GB olan disklerden demiş. 1 GB 1024 MB ise 128 ile 1024'ü çarparız. Ve bunlardan da 64 tanesi varmış arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsinin üslü şekilde ifadelerini yazmak zorundayım. 2 üzeri 7, 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 6. Ne yapar bu? 2 üzeri 23 cevabına eşitler bizim. Burada havuzun dolup boşalması için kaç saat gerektiği soruluyor. İlk önce bir havuzu dolduralım. Daha sonra boşaltma saatine bakacağız. 4 üzeri 7 bizim havuzun tamamı. Saatte 2 üzeri 9 su aktığımıza göre bölme işlemi yapacağız. 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 9'a böldüğümüzde 2 üzeri 5 saat buradan geçecektir. Peki havuzumuz doldu. 4 üzeri 7 litre suyumuz var artık ve 2 üzeri 11 litrelik akıtan bir muslukla boşaltıyoruz. Burası 2 üzeri 14 yapar. 2 üzeri 11'i tekrar bölüyorum. 2 üzeri 3 yani 8 saatte buradan gider arkadaşlar. 32 buradan 8 saatte buradan geldi. Topladığımda 40 saatte toplamda dolup boşalır. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Bakalım. Şimdi burada en iyi yol üslü sayıları eşitleyebilmektir arkadaşlar. Hepsini en küçükte eşitleyivereyim. Şimdi bunu 10 üzeri 4 yaparsam yanındaki sayı ne olur? Bunu 4 basamak küçülttüğüm için bunu da 4 basamak büyütüyorum. 5750 çarpı 10 üzeri 4 olur. Burası 10 üzeri 4 olursa burası 3 basamak büyümek zorunda. 575. 3 tane de şey evet 3 tane de sıfır koyduk. Böyle bir eşitlik yaptık. Diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Ne yapıyoruz? 4'e eşitlediğim zaman bunu 2 basamak büyütmek zorundayım. 2 basamak büyüttüğüm zaman ne olur? 5750 olur. Bu zaten 5750. Yani farklı olan C şıkkıdır deriz rahatlıkla. Şimdi alanı 7 üzeri 10'muş. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi dikdörtgenin kenar uzunlukları metre cinsinden demek yani çarpımları 7 üzeri 10'u verecek demek. Çarpımları 7 üzeri 10'u vermez. 7 üzeri 7 olur. 7 üzeri 8'dir bunun alanı. Bu 7 üzeri 11'dir çarptığımız zaman. Cevabımız Bursa o yüzden. Burada daire şeklindeki bir pist olduğu için
Ne yapacağız? İlk önce çevresini bulacağız. Çevre neydi? Çevremiz eşittir 2 pi r'ydi. 2 çarpı 3 çarpı 36'nın karesi. Bu da ne yapar? 6 çarpı 36'nın karesi. Bunu birazcık daha düzenleyelim. 6 çarpı 6'nın karesinin karesi, yani 6 üzeri 4 yapar. Bir de burada var. 6 üzeri 5 bizim çevremizdir. 6 üzeri 5 çevremiz ise gençler 216 metre hızla gidiyorsam bu da ne yapar? 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri 3 demektir bu da. 6 üzeri 2 cevabımız olur. Yani 36 dakikada bu turumuzu tamamlar. 15. sorumuzda şıklardan gitmek daha mantıklı gözüküyor. Çünkü A çarpı B'nin eksi 2 olması gerekiyor. C çarpı C artı D'nin de eksi 6 olması gerekiyor. Zaten aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi A çarpı B eksi 2 olacak. Mesela A nedir? 2'nin 2'deki 10'un katsayısıdır. Yani kuvvetidir. Burası 2 ile neyi çarpar? 10 üzeri 2'yi çarpar. Yani 2'dir burada. B nedir? 4'ün eksi 1'dir. Bak 2 ile eksi 1'in çarpımı tamam. Eksi 2 oldu. Peki C ile D'nin toplamı eksi 6 mıdır? C ve D nedir? 5 ve 8'in onun kuvvetleri. Burada eksi 2 ile çarpacak. Burada da eksi 4 ile çarpacak. Toplamları eksi 6 yapıyor mu? Evet. Toplamları eksi 6 yaptığı için cevabımız ne olacak? Adana olacak. Bilimsel gösterimi buymuş arkadaşlar. Ne yapmış? Şunu bir basamak küçültmüş. Demek ki bunu da bir basamak büyütecek demektir. 7 ise buranın da 6 olması gerekir. A 6 yani. Şuraya baktığımızda bu sayının bilimsel gösterimi buymuş arkadaşlar. Bu sayıyı ne yapmış? Bakın şu 10 üzeri eksi 4'ü 2 basamak büyütmüş. Demek ki bunu 2 basamak küçülteceğiz. Yani bu sayı ne olacak? 124 olacak. 2 basamak küçülttüğümde 1,24 olsun. Yani B sayısı da 124 oldu. İkisini topladığımda ne yapar? 130 sayısına ulaştırır beni. Evet, bir taramamızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın çocuklar.